Sevgili seyirciler, Kanal 5 olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı yayına başladık. Misafirimiz Ankara CHP Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşkilat seçimleriyle ilgili yoğunsunuz. Yoldan geldiniz. Evet, bugün de ayağınızın tozuyla programı aldık. Farklı bir gündem var. Nasıl gidiyor efendim seçimler? İyi geçiyor. Bizim seçim takvimi işlemeye başlamıştı. Mahalle seçimleri yapıldı. Şimdi ilçe kongrelerini yapıyoruz bir taraftan. Mahalle seçimleri yapılırken ilçe kongreleri de bazı yerlerde yapılır. Bugün Çankırı Merkez İlçe Kongremiz vardı. Ona katıldım. Onu yönettim. Güzel bir kongre oldu. Oradan geliyorum şimdi. Daha çok Anadolu'ya göre baktığımızda teşkilatlarda canlılık var. Her yerde var ama farklılık arz ediyor mu efendim? Tabii Anadolu'da beklenti daha yüksek. Yani bu seçimlerde özellikle farklılık derken diğer partilere göre mi yoksa geçmiş dönemlere göre mi diye bakmak lazım. Geçmiş dönemlere göre bakınca seçimler de yaklaşıyor ya, iktidardan da umut evet. Azaldıkça bizim partide de bir coşku artıyor. Artışı var, onu gözlemliyorum tabii. Sizin öngörüleriniz efendim 2019'da mı olacak seçimler normal süreçte? Normal olarak öyle. Anayasaya göre hem mali seçimlerin hem cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin öyle olması lazım. Ama şunu da biliyoruz ki 2019 yani ekonomiyi değerlendirirseniz geçen seneye göre ekonomi bu sene daha kötü, gelecek sene daha kötü olacak. 2018'de, 2019'da daha da kötü. Öyle görünüyor. Çünkü ekonomiyi artık idare edilemez, plansız, programsız götürüyorlar. Öyle olunca da bir an önce seçimlerin yapılması düşüncesi var iktidarda. Ama uygun bir zaman kollamaya da çalışıyorlar. Yani bir yıl geriye almak kamuoyu yoklamalarıyla çok uygun görünmüyor iktidar açısından. Biraz siz sıkıştırırsanız olacak gibi gözüküyor kamuoyunda. Yani bizim muhalefet sıkıştırırsa sıkıştırmamız lazım. Seçimlerin de yapılması lazım. Biliyorsunuz Nisan'da bir referandum yaptık. Referandum da sistem değişti, rejim değişti. Yani şu andaki parlamenter rejimin bir anlamı kalmadı. Sistem değişti ama eski sistemle devam ediyor değil mi? Evet. Seçim olmadığı için. Sistem değişti, devam ediyor ama bu arada çıkan son kanun hükmünde kararnamelerle biliyorsunuz OHAL var aynı zamanda. Cumhurbaşkanı da yetkilerini kullanarak aslında referandumla kendisine verilen yetkilerin 2019'dan itibaren verilen yetkilerin bir kısmını aldı. Şu anda onları da kullanıyor. Yani aslında yeni sisteme geçmiş durumdayız aşağı yukarı. O zaman neden seçim? Neden de o zaman seçime gitmiyoruz? Yani seçime gitmek gerekir. Efendim bugün kritik bir süreç yaşıyoruz. Evet. Malum tezkere ile ilgili CHP olarak da sanırım olumlu oy kullanacaksınız. Neler söylersin? Şimdi şöyle, güneyimizde bir yapılanma var. Bu yapılanma ile ilgili konular yeni ortaya çıkmış konular değil. Aşağı yukarı 100 yılın da ötesinde Türkiye'yi ve bölgeyi rahatsız eden bir konu bu. Güçler tarafından, emperyalist güçler tarafından, küresel güçler tarafından sürekli kullanılan bir konu. Şimdi orada bir bağımsız devletin olması, Irak'ın bağımsızlığını yitirmesi, benzeri vaziyete Suriye'nin gelmesi ya da Orta Doğu'daki diğer ülkelerin, İslam ülkelerinin benzer akıbetleri bölgeyi şimdikinden çok daha fazla sıkıntıya sokacak. Öyle görünüyor. Evet. Bizi de dolayısıyla sıkıntıya sokacak. O şu sırada böyle bir referandumla, bir oldu bittiyle bir bağımsız devlet kurulması, arkasında emperyalizmin olması, özellikle İsrail'in olması, burada İran, Suriye, Irak, Arap alemi ve Türkiye arasında büyük bir sıkıntıya sebep olacak. Sürekli burası kanayacak, evet, kan akıracak bir yer olacak. Onun için uzlaşmanın olmadığı böyle bir konuyla ilgili tabii ki bizim müdahalede bulunmamız, meclisi toplamamız, gereken neyse yapmamız gerekirdi. Aslında meclisin çoktan toplanması bu kararı, çünkü 2,5-3 ay oldu bu kararı, evet, alalı Barzani hükümeti. Dolayısıyla çok önceden bizim bu yaptırımları uygulamamız gerekirdi. Peki efendim bu süreç çok nasıl önemli bir konu yani. Nasıl çalışacak bu süreç? Yani yetki verilince önümüzdeki günler Türkiye'yi neler bekliyor?
Yani yetki verilince bu sadece Türkiye'yi, İran'ı ve Suriye'yi ilgilendiren, Irak'ı ilgilendiren bir konu değil. Bütün bölge ülkelerini ve küresel güçleri de ilgilendiriyor. Hepsinin eli maşallah, maşalları vasıtasıyla burada. Burada bizim dikkat etmemiz gereken kimseye maşal olmamak, kendi menfaatimizi çok iyi bilmek ve kollamak, korumak, vekalet savaşlarında taraf olmamak. Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekir. Gereksiz yere bir savaşa girmemek, vatandaşımızın, evladımızın kanını akıtmamak öyle saçma sapan gerekçelerle. Ama hakkımızı da korumamız lazım, hakkımızı da bilmemiz lazım. Kerkük özellikle, Kerkük, Musul, Misak-ı Milli hudutları içerisindedir. Bizim geçmişten gelen birçok hakkımız vardır, vatandaşlarımız vardır orada. İşte Sevr'le, Ankara Anlaşması'yla. Evet, bunları korumamız lazım. Hakkımızı, hukukumuzu bilmemiz lazım. Ama hükümeti ben şunun için de eleştiriyorum. Bu noktaya gelmeden önce yapması gerekenler vardı. Orası ekonomik olarak bize muhtaç bir yer. Sınırı kapattığımız zaman hiçbir yerle bağlantısı kalmıyor, kesiliyor. Yani o zaman gidip de mesela Ürdün'den bir şeyler alabilir ya da Irak'tan bir şeyler stratejik alabilir. Stratejik öyle önemimiz var. Maliyeti 3-5 misline çıkar. Bizim çok önemimiz var orada. Ekonomik olarak biz orada üstünüz. Şirketlerimiz var 1500'e yakın. Onların bu tarafta şirketleri var. Bir ekonomik ambargo, bir sınırın kapatılması aslında çok şeyi halledebilirdi. Bizim şimdiye kadar, yani olay bu noktaya gelmeden önce yapmamız gereken birçok konu vardı. Onları ihmal ettik. Yani hükümeti bu yönden de eleştiriyorum tabii. Sayın Başbakan dün açıklama yaptı bu konuda. Sanırım her konuyu değerlendiriliyor şeklinde. Bunlar neler olabilir? Yani en başta biraz önce söylediğim sınırın kapatılması ve ekonomik ambargoydu. Yapılması gereken ilk önce buydu. Şimdiye kadar bunun yapılması lazım. Böyle bir noktaya geldik ki artık geri dönüşü yok. Biz de sesimizi biliyorsunuz bir 10 gündür yükseltmeye başladık Türkiye olarak. Amerika Birleşik Devletleri karşı çıktı. Erteleyin dedi. Biz erteleyin demiyoruz. Biz iptal edin diyoruz. Evet, aradaki fark. Aradaki fark. Onlar erteleyin deyince biz iptal edin dedik. Ondan önce demedik hükümet olarak. Bir. İkincisi ekonomik ambargoyu hiç gündeme getirmedik. Neden gündeme getirmiyoruz? Yani burada ekonomik ambargo uygulayabilecek tek ülke Türkiye. Caydırıcılık olabilir. Çok önemli bir caydırıcılık var. Oranın Barzani devleti ancak doğalgaz ve petrol gelirleriyle yaşayabiliyor. Yani bunu, her başı sıkıştığında Türkiye geliyor. Türkiye muhtaç tabii. Şimdiye kadar da öyle oldu. Şimdiye kadar Türkiye ona yardımcı oldu. Bu noktaya gelmesi bugün Irak içerisinde en kuvvetli devlet. Irak'ın parçası, federe devlet olarak Irak'ın en güçlü parçası. Biz onu bu noktaya getirdik. İhanet etmemesi lazım. Burada efendim Amerika'ya rağmen İsrail'in tutumuna akıl sır erdirilmiyor. Nedir arka planı? Yani Amerika'ya rağmen İsrail'in tutumu mu ya da İsrail'in baskıları sorunu Amerika'nın tutumu ya? Amerika da aslında bu noktaya kadar müsaade etti. Belli bir noktaya gelince aslında seslerini çıkarmaya başladılar. Yani Amerika'nın açıklamalarını biraz kamuoyu samimi bulmuyor. Samimi değiller tabii ki. Yani evet. Bugün isterse Amerika bu olayı bitirebilir. Ama gördüğüm kadarıyla Rusların da bölgede doğalgaz ve petrolle ilgili önemli çıkarları var, anlaşmaları var. Amerikalıların da keza aynı şekilde. İsrail'in zaten bir bölgesel bir güvenlik kendisi için bir güç dengelemesi yapma çalışması var. Sürekli genişlemek istiyor. Genişlemek, o şeye yayılmak kendisine istiyor. Kendisine göre kutsal emeline ulaşmak istiyor. Yayılmacı bir tavrı var. Onları anlamak mümkün. Onların kendi güvenliklerini korumak, o yayılmacı politikalarını anlamak mümkün ama Amerika'nın onlara bu kadar destek olması tabii hiç hoşumuza gitmiyor. Efendim CHP'nin bu konudaki tavrı milli konularda hassasiyetini mi gösteriyor? Tabii ki yani bu konularda hepimiz hassasiyet göstermemiz lazım. Milli konularda hepimizin bir olması lazım. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bunu yapmamız lazım. Toplum da bunu istiyor değil mi efendim? Tabii toplumda. Yermemek lazım. Tabii. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nı Kürt'ü, Türk'ü birlikte yaptık değil mi? Bütün unsurlarımızla beraber yaptık. Yine bu milleti oluşturduk. Bunun devamı gerekir. Efendim siz Ankara milletvekilisiniz. Biraz da Ankara'dan konuşalım. Neler oluyor Ankara? Nasıl iktidarın hizmetleri, Ankara'nın konumu, 15 Temmuz'da dik duruşunu gösteren Ankara deyince neler söylersin?
Ben muhalefet olduğum için eleştirerek de başlayabilirim değil mi tabii ki? Şimdi Ankara'yı yöneten bir belediye başkanımız var 25 seneden beri. 25 sene bu 2019'da tamamlanmış olacak. Çok önemli aslında. Evet. Ama Ankara hala bir Ankaralılık kimliğine kavuşamamış. Mesela Ankara'da dikkat ederseniz bir Çorumlu şeyi var. Bir yoğunluğu var. Samsunlu var, bir Karadenizli var. Yani kimlik olarak varlar ama bir Ankaralı kimliği yoktur. Bir Ankaralı kimliği, bir başkentli kimliği henüz oluşturulamadı. Ne zaman hemşire kimliği oluşuyor, sonra Ankara kimliği oluşuyor. Tabii. Yani bakın Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu. Yani futbol Türk kamuoyu için çok önemli bir şeydir, spor hadisesi. Ve sadece sporla kalmıyor, bir taraftan da temaşadır yani halkın da eğlencesi. Şimdi orada bile arkasında duracakları Ankara, koca Ankara'nın, 5,5 milyonluk Ankara'nın arkasında durduğu bir kulüp yok desteklediği. Yani Ankara Gücü, Osmanlı, Gençler Birliği. Evet. Ama yani bunun şampiyon olması lazım, iddialı olması lazım. Avrupa'da iddialı olmaları lazım. Kimlik oluşturmada, o Ankaralı kimliğinin oluşmasında bu spor kulüplerinin de büyük hizmeti olması lazım. O iddiayı da ortaya koymak lazım. Bu yönlerden hiçbir hizmet verilmedi Ankara'ya. Ankara şey gibi, sahipsiz, kimliksiz bir kent gibi oldu. Bir de başkent değil mi? Evet, Türkiye yönetiyor. Başkent ve Ankara gittikçe daha fazla trafik sıkıntısı çeken, belli bölgeler arasında ulaşımda sıkıntılar çektiğimiz bir yer oldu. Birçoğumuz Kızılay'a gitmiyoruz. Arabası olanlardan bahsediyorum. Belli yerlere gidip otopark sorunu var. Halbuki artık metroyla her tarafın aşılması lazımdı. Ankara'da metro birçok şehirde olduğundan çok daha rahat yapılabilirdi. Çok fazla para harcadık birçok konuya. Metro için özellikle maalesef o parayı harcayamadık. Havaalanıyla ilgili olarak da yeterli bir havaalanı var. Mesela ama uluslararası seferler birçok Avrupa ülkesine, dünya başkentine doğrudan Ankara'dan yapılmıyor, İstanbul'dan yapılıyor. Şimdi İstanbul'dan 15 dakika falan bekliyorsunuz uçağa bindikten sonra kalkmak için. Halbuki buradan yapılsa, halbuki buradan yapılsa turizm açısından da önemli. Evet, bütün bunlar kaldırıldı. Yani bir başkentlik kimliği, aidiyeti oluşmadığı için bunlarla ilgili mücadele de edilmiyor. Böyle bir eksiklik var. Ben Ankara milletvekili olarak en önemli sorunun bu olduğunu görüyorum. Herkeste Ankaralılık kimliği, bilinci oluşması lazım. Tamam, Ankaralılar çoğu birçok şeyden, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiştir ama artık Ankaralılar onlar. Ankara'da yaşıyorlar, Ankara'da yaşayacaklar. Dolayısıyla bir Ankara kimliğinin olması lazım. Hepimiz Ankaralı olmakla övünmeliyiz. Özelliklerimiz ortaya çıkmadı. Bunlar yok. Ve bir kere başkent, başkentin de örnek olması lazım bu bakımlarda. Şimdi efendim biz Kanal 5 olarak o alanda da bizim de tespitlerimiz var. Mesela Ankara'nın televizyonu yok. Enteresan bir şey. Evet. Biz Ankara Stüdyosu, Ankara temsilci olarak o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. İşte iki yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Gayet de güzel. İmkanlarımızı genişlettik. Ama bir il müdürünü arıyoruz mesela. Bir Milli Eğitim İl Müdürünü arıyoruz. Milli Eğitim İl Müdürünü bugüne kadar bir televizyoncu aramamış ki Ankara'da. Milli Eğitim Bakanlığı aramış. Genel Müdürü aramış. Evet. Yani gidin bir Çankırı'ya, Çankırı'dan geldiniz siz şimdi yoldan. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürünü herkes tanır ama Ankara İl Milli Eğitim Müdürünü kimse tanımadı. Niye öyle bir olgu oluşmamış? Yani ben özetle şöyle diyorum. Başkent kültürünün içinde kalıyor Ankara. Evet. Bunu öyle ayrıştırmak lazım. Evet, kesinlikle. O farklılığı ortaya koyabilmemiz lazım. Ankara'ya geliyorsunuz, işte biraz önce söylediğiniz gibi Çankırı'ya gittim. İşte gittiğinizde kim var burada? Çankırı valisi var, belediye başkanı var diyorsunuz. Ama Ankara'ya geldiğinizde vali ve belediye başkanından çok önce bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı. Evet. Onlar, ondan sonra aklınıza gelirse vali, belediye başkanı diyorsunuz değil mi? Sen vekilim... Halbuki önde onların olması lazım ayrıca. O manada sizin yaklaşan seçimlerle ilgili, Ankara Büyükşehir ile ilgili hazırlıklarınız vardı mutlaka. Nedir o çalışmalar, nasıl gidiyor? Yani henüz 2 yılla yakın bir zaman var. Evet. Seçim, yani mali seçimlerle ilgili olarak. Biz geçen seçimde çok az bir farkla kaybettik. Aslında kaybettiğimizi de düşünmüyoruz. Bizim adayımız aslında kazanmıştı. Ama maalesef seçimlerin çok sağlıklı olmaması nedeniyle
ya da belki bizim de bir kabahatimiz var. Gereken özeni gösteremememiz nedeniyle seçimleri kaybettiğimize inanıyoruz. Bu sefer aynı şey olmayacak. Bu sefer Ankara seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi olarak alacağız diye düşünüyoruz. İyi bir adayımız olacak. Herkesin kendi teşkilatın içinden çıkan. Kendi teşkilatımızdan çıkacak. Herkesin benimsediği, kabul ettiği, çok güzel projeleri olan, Ankara ile ilgili güzel düşünen birisi olacak. Ve artık biliyorsunuz son seçimde öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Ankara büyükşehir. Sadece Ankara merkezi değil. Ankara'nın taşra ilçeleri de. 25 ilçesi var merkez ilçeleriyle birlikte Ankara'nın. Ankara birçok ülkeden büyük. Bir Hollanda, Belçika gibi çok büyük bir yer aynı zamanda. Yani şeyden Nallıhan'dan Şerefli Koçhisar'a giderseniz aşağı yukarı 4 saate yakın zaman alıyor. 400 küsur kilometre. Merkezden 140 kilometre. ...160 kilometre şey. Koçhisar. Yani bunları da dikkate alarak daha farklı bir Ankara tasavvurumuzun olması gerekiyor. Farklı projelerle ortaya çıkmamız lazım artık. Efendim bir özel soru. Dün Çerkezet'in ölüm yıldönümüydü. Malum ölüm yıldönüm nedeniyle gündem oluştu. Siz de Kafkas kökenlisiniz. İade-i itibarla ilgili çalışmalar var. Böyle bir şey meclise gelirse bakış açınız ne olur? Hiç tereddüt etmem. Yani bir devlet kurulurken tabii ki bazı çekişmeler, çatışmalar oldu, sıkıntılar söz konusu oldu. Sonuç olarak 700 yıllık bir imparatorluk üzerine yeni bir devlet kuruldu. Bazı sıkıntıların olması normaldir. Çerkezetem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna çok büyük katkıları olmuş. Çok büyük kahramanlıklar göstermiş. Bütün 15-16 isyanın bastırılmasında en başat rolü oynamış kişidir. Cumhuriyet'in kurulmasına büyük katkıları vardır. Daha sonra siyasi sebeplerle bazı anlaşmazlıklar söz konusu olmuştur. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'le belki sıkıntıları söz konusu olmuştur ama onun ile bile olmaması lazım. Böyle bir konu meclise geldiğinde tabii ki desteklerim ben. Efendim bizi izleyenlere son cümleleriniz nelerdir? Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. İnşallah devam ederiz. Zaman zaman buradaki atmosferde olduğu gibi çok samimi, rahat ortamda konuşmalarımızın, sohbetimizin devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız. Sevgili seyirciler, biraz sonra başka bir konumuzla görüşmek üzere.